Bugün 6 Haziran Dünya Diyetisyenler Günü. Öncelikle tüm diyetisyenlerin Diyetisyenler Günü'nü kutluyoruz ve bizim de stüdyomuzda Ceyda Atan bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim ben de. Teşekkür ederim. Diyetisyenler Günü'nüz de kutlu olsun bu arada. Teşekkürler. Günün anlam ve önemine ilişkin kısa bir aslında konuşma beklerim sizden. Tabii. Diyetisyenler Günü'nde. Diyetisyenler sadece beslenme ve diyet uzmanı evet ama sadece kilo alıp verme konusunda değil, aslında birçok alanda meslek ediniyoruz biz. Toplu beslenme alanlarında, onun dışında catering firmalarında, hastanelerde, hastanelerin yemekhanelerinde birçok alanda görev alabiliyoruz. Hastalıklarda diyet olsun, sağlıklı beslenme olsun, bunun gibi birçok alanda da görev alabiliyoruz. Çok güzel. Peki Ceyda Atan kimdir? Bize biraz kendinizden de bahsedin. Ben şu anda Aydın Çin'de klinim var. Orada hizmet vermekteyim. Sağlıklı beslenme alanında kronik hastalıklarımız varsa eğer onlarla ilgili neler yapabiliriz, bunların beslenme tedavi sürecinde neler yapabiliriz, bunlara yol gösteriyorum. Bunlara destek veriyorum. Peki böyle diyetisyenin öneminden de bahsedecek olursak neler söylersiniz? Ya şöyle dediğim gibi aslında diyetisyen sadece bizim kilo vermemizi, zayıflamamızı sağlamıyor veya kilo almamızı da sağlamıyor. Bize yol arkadaşı oluyor, destek veriyor. Birazcık aramızdaki iletişim de çok çok önemli. Aynı zamanda psikoterapide görevi de görmüş oluyoruz. Çünkü yeme bozuklukları da artık çok yaygın olmaya başladı. Bunun dışında hayat arkadaşı oluyoruz aslında bir nevi. Yol ilerliyoruz birlikte, güzel bir yol ilerliyoruz. Bu şekilde. Çok güzel. Şimdi önümüz Kurban Bayramı bildiğiniz evet. gibi. Kurban Bayramı'nda nasıl beslenmeliyiz? Hatta öncesinde de varsa böyle beslenme teknikleri neler yapmalıyız ve Kurban Bayramı'nda nasıl beslenmeliyiz? Şöyle Kurban Bayramı gerçekten çok hoş bir süreç aslında. Güzel bir süreç başlıyor. Ama kardiyovasküler rahatsızlıkları olan bireyler için ve kalp damar hastalıkları olan bireyler için zorlu bir süreç bekliyoruz diyebiliriz. Eti kesip hemen yemek çok da doğru bilinen yanlışlardan biri aslında. Onu yapmamamızı tavsiye ederim. Ölüm katılığı dediğimiz sürecin hemen sonrasında yersek çok daha doğru olur. Ve dediğim gibi az önce de bahsettiğim gibi tansiyon hastalıkları, kardiyovasküler rahatsızlıkları olan bireylerin bence sadece bir porsiyon yani bir porsiyon dışında kesinlikle kullanmamaları gerekiyor. Etin daha fazlasını kullanmamaları gerekiyor. Ve bunun yanında salata, yoğurt buna eşlik ederse, bol bol yeşillik tüketirsek eğer çok daha fazla yer kaplayacağı için aslında çok fazla yemek yememiş oluruz. Etin de birazcık porsiyonunu küçültmüş oluruz diye düşünüyorum. Peki eti yani pişirilmesi nasıl olmalı? Pişirme tekniği de kesinlikle kavurma ve kızartma olmamalı aslında. İlk yaptığımız yanlışlardan biri de o. Kavurma kızartma yerine ızgara, haşlama, fırında tercih edersek çok güzel olur. Bunun yanında garnitürlerle birlikte patatesle, biberle, domatesle eşlik ederse buna çok güzel olur. Dediğim gibi ne kadar çok yer kaplarsa o kadar çok az yemiş oluruz. Peki şey var mı? Etin kısımları yani kurbanın nerelerini tabii ki şöyle yemeniz? Genelde yağsız kısımlarını tercih etmemiz gerekiyor. Ve bunun da aynı şekilde pişirme teknikleri yağını daha çok böyle yediğimizde direkt zaten katı yağları yemiş oluyoruz. Yani doymuş yağları yemiş oluyoruz. Aslında çok da sağlıklı şeyler değil. Etin genelde yağsız kısmını tercih etmemiz gerekiyor. Yani eti kurbanı kesince hemen yemiyoruz. Ne kesinlikle. Kadar bekletiyoruz? Bir saat, iki saat kadar beklesin en azından. Hatta bir ölüm katılığı geçsin, bir gün sonrasında da bile yense çok güzel olur. Aslında bir iki saat bile beklemeden hemen kavurmalar yapılıyor, yeniyor tabii ama. Tabii yani eti zaten kesene kadar, edene kadar bir evet. saat, iki saat geçiyor. O yüzden evet. yine yiyebiliriz. Yiyebiliriz belki. Aslında ama yine bir günün üzerinden geçmesi gerekiyor baktığımızda. Teşekkür ederim. bir de şöyle Kurban Bayramı da, evet şimdi Kurban Bayramı'nı da konuştuk. Peki diyabetik hastalar... dan da bahsedelim istiyorum çünkü yaz geldi. Şöyle aynen. Meyveler de ortaya çıkmaya başladı. Hı hı. Neler söylersiniz? Şöyle yazın gelmesiyle birlikte karpuzlar, kavunlar yerini aldı. Bununla birlikte porsiyonlar çok önemli yine aynı şekilde. Çünkü glisemik indeksi en yüksek meyvelerden biri. Karpuz, kavun, kiraz, çilek buna eşlik ediyor yine. Kuru meyveleri çok fazla tercih etmemelerini tavsiye ediyorum. Bunun dışında karpuzlu çok çok ölçülü yemelerini istiyorum. Sabah, öğle, akşam bütün öğünlerde oluyor ya. Onun yerine hani çok kısıtlı bir porsiyonla
kullanırlarsa çok güzel olur. Porsiyon nasıl olmalı? Ya porsiyon ölçüsü bence daha küçük tabaklar tercih edilmeli zaten porsiyonda. Ki daha fazla yer kaplasın, daha çok gözümüz doysun en azından. Yani şöyle bir üçgen dilim şeklinde birer dilim birer dilim tüketirsek daha güzel olur. Her ana öğünde olmazsa eğer daha güzel olur. Yani akşam yemeği yedim, hemen hop karpuzumu keseyim, yemeğin arkasında tatlım niyetine olsun gibi olmazsa çok güzel olur. Üzerinden bir iki saat geçmesi gerekiyor yine ki ara öğün niyetine geçsin o. O şekilde tercih edersek güzel olur. Peki şimdi şeker hastası değil karşıdaki. Ya o nasıl beslenmeli? Yani ya onda bir kısıtlama yok aslında. Mi? Bir kısıtlama yok aslında. Ama şöyle ne kadar şekeri yüksek besinler tercih edersek, glisemik indeksi yüksek besinler tercih edersek bunlar bizim daha çok acıkmamıza neden olabilir. Yani birey hasta olmasa bile, diyabetik olmasa bile küçük bir parça aldığında bile sonra 2 saat sonra acıkma süresini hemen doldurup hemen bir şeyler daha atıştırayım, hemen bir şeyler daha yemek isteyebilir. Bu yüzden onda kısıtlama olursa yine tercihi doğru olur. Peki diyabetik hastalar saat kaçtan sonra yememeli? Ya aslında meyvesini. Bunun için bir kısıtlama yapmak doğru değil. Çünkü kişi ne iş yapıyor, çalışma saati ne durumda, işi ne zaman bitiyor, eve ne zaman geliyor bunlar da çok önemli. Yani kişiye özel beslenme dediğimiz nokta aslında tam olarak bu. O yüzden bence kesme saati, kesinlikle meyve saatinin 8'den sonra olması çok da uygun değil. Ama tabii kişinin çalışma saatleri buna uygun değilse illaki yeni. O durumda da ne yapabilir? Belki porsiyonu çok çok kısıtlı tutabilir ve sonraki gün meyveyi daha kısıtlı yiyebilir veya şekeri yüksek başka bir besin tercih edecekse onu elimine edebilir. Şimdi kişiye özel beslenme demişken çok fazla bilinçsizce diyet listeleri var. Evet. Ya da mesela siz bana diyet listesi verdiniz. Onu benim arkadaşım da kullanıyor. Evet. Bununla ilgili neler söylersiniz? Nasıl bilinçlenmeli insanlar? Ya şöyle, şok diyetler ve popüler diyetler artık aldı başını gidiyor. Dediğiniz gibi biri birine hediye ediyor o diyeti. Ben bunu bulmuştum, şuradan internetten şunu buldum. Bir haftada 5 kilo verdiriyormuş, hadi hemen deneyelim. Aslında işte çok da doğru değil. Hatta bunun yapan, uygulayan, bu gibi zayıflama çaylarını, bu gibi diyetleri uygulayan kişiler de çoğunlukla hastalık gözle görülebiliyor zaten. Bunun dışında ben çok da uygun bulmuyorum. Alkali diyet, işte paleolitik diyet, aralıklı oruç eğer hani kişiye uygunsa bence yapılmalı diye düşünüyorum. Eğer kişinin hayatına, yaşam standartlarına, sosyoekonomik durumuna uygun değilse kesinlikle yapılmasını tavsiye etmiyorum. Yani kişinin çalışma saatleri, kaçta kalktığı, kaçta uyuduğu, çocuklarla ilgileniyor mu, çok yorucu, yani fiziksel aktivite değeri de hesaplanıp bu durumda yani kişinin sadece al bakalım şu diyet listesi deyip göndermek çok da doğru bir şey değil. Her şeyi de göz önünde bulunduraraktan bir diyet listesi oluşturulmalı diye düşünüyorum. Peki şimdi sosyal medyada işte 5 dakikada yok 5 günde mi zayıflatma 5 dakikada evet. işte bir haftada 5 kilo, haftada 5 kilo falan böyle kürler var. Yani belki detoks hani var. Detoks tarifleri var. Belki hani tek başına yani aslında söyledikleri sanki tek başına o kürü içtin mi 5 İnanılmaz mucizevi bir etki yaratıyormuş gibi geliyor. 5 kilo verecekmişsin gibi ama şey mi acaba yani yanında bir ek mi o? Ya şöyle yapılabilir aslında baktığımızda eğer bireyin düşük tansiyon rahatsızlığı yoksa ya da insülin direnci yoksa, diyabetik değilse herhangi bir kronik rahatsızlığı yoksa yapılabilir. Ama bu şey demek değildir. Ben sağlıklıyım, her şeyi deneyebilirim. Devamın gelebilir hani bu sürecin hep devamı gelir. O yüzden bence normal yaşam standartlarımız neyse, ne yiyip ne içiyorsak aynı şekilde devam edip sadece porsiyon kontrolüyle ilerlememiz gerekiyor. Buna ek olarak sadece diyet de aslında başlı başına bir çözüm değil. Kesinlikle buna yürüyüş de eklenmeli, fiziksel aktivite de eklenmeli. Bu gibi şeyler de tamamen aslında hepsi bir bütün baktığımızda. Yani bence sosyal medyadan işte şunu buldum, bir haftada 5 kilo verdiriyor, mucizevi bir etki. İşte şu detoks suyunu yapınca şu kadar ödem atıyormuşsun gibi şeylere hani çok da kulak asmamak gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü bilemeyiz de hani herhangi bir rahatsızlığımız da olabilir. Sonuçta herkes düzenli kan tahlili yaptırmayabiliyor. Aslında 6 ayda bir sürekli kan tahlili yaptırmamız gerekiyor. Yani bunun sonucunda çok farklı rahatsızlıklar oluşabilir diye düşünüyorum ben. Peki bir de aralıklı oruçlar var. O nasıl? Ya şöyle bir saat dilimiyle oluşuyor aslında. 16-8'lik açlık yapabiliriz veya
Ya kişinin eğer yaşam standartları uygunsa buna evet yapabilir. Ama dediğim gibi eğer yapamayacaksa, kişi buna uygun değilse, sabah 7'de kahvaltı yapmaya alışkınsa, akşam 9'da meyve yemeye alışkınsa, işte kuru yemiş yemeye alışkınsa belki bunu yapamayabilir. O yüzden aralıklı orucu aslında çok da doğru bulmuyorum ben. Peki aralıklı oruç deyince neleri kapsıyor? Neler var? İşte sadece yani saat hurma düzeni, yer var, sadece suyla su diyeti var, diyet hurma diyeti var. Evet. Yani aralıklı oruçta öyle bir şey yok. Hani sadece yok. Saat kısıtlaması saat var. Kısıtlaması. Şöyle saat kısıtlamasını yapabiliriz tabii ki. Bunu bir ay sürdürebiliriz. İşte iki ay sürdürebiliriz. Ama iki ay sonunda bir diyetisyen olmadığı takdirde, diyetisyen eşliğinde gidilmediği takdirde bunu bırakabiliriz. Çünkü eski düzenimize geri dönmüş olacağız. O yüzden bence şu anki yaşam standartlarımız neyse, neye uygunsak, çalışma saatlerimiz neye uygunsa ona yönelik bir liste oluşturmamız gerekiyor. Bazı danışanlarım hep şey diyor, ben sabah kahvaltı yapmaya alışkın değilim. O zaman tabii ki bunu yapabiliriz. Yani aralıklı oruç sistemine uygunsa bunu yapabiliriz. Ama hiç alışkın değilse, 7-4, 8-4 çalışıyorsa bu kişi, 7'de kahvaltı yapmaya alışkınsa bence uyum sağlayamaz diye düşünüyorum. Evet, benimle birlikte çok güzel gidebilir, çok da güzel kilolar verir, çok da rahat geçirebilir bu süreci. Ama sonucunda yine kilo almaya başlayabilir. Hani eğer benim desteğim olmadığı sürece. Sporla desteklenmeli mi? Evet, kesinlikle nasıl desteklenmeli. Nasıl olmalı yani? Hızlanır mı kilo vermek? Şöyle, hızlanır tabii ki. Bence sadece 35-45 dakika her gün hafif tempolu bir yürüyüş yapmak bile insana çok iyi geliyor. Kan basıncımız yükseliyor, birazcık daha kan dolaşımımız hızlanıyor. Yani kesinlikle kardiyovasküler rahatsızlıkları olan bireylerin ben her gün 35-45 dakika hafif tempolu yürüyüş yapmalarını istiyorum. Aynı şekilde insülin kullanan bireylerin de bir her gün 35-45 dakika yine yürüyüş yapmalarını tavsiye ediyorum. Bunun dışında ağır antrenman yapabilecek olan bireyler de bence başlangıçta kardiyo eşliğinde başlarlarsa, vücudu alışkın olmadığı için böyle tabii, kardiyo ile başlarlarsa sonucunda yine ağır antrenmanlara geçiş yapabilirler. Bunun diyetteki etkisi ne kadar fazla bence çok çok yer alıyor. Şöyle %50 diyetse %50 antrenmandır, yürüyüştür, aktivitedir diye düşünüyorum ben. Hepsi bir bütün dediğim gibi. Bir de bazen şey oluyor, ben işte sadece göbeğimden gitsin, evet, istiyorum. Bölgesel. İşte kalçamdan gitsin, hı-hı, istiyorum. Bu konuda neler yapıyorsunuz? Ya şöyle, cihazlarla destek alıyoruz. Cihazlardan destek alıyoruz. Bunların da tabii ki çok güzel etkisi oluyor ama ben sadece cihaza gireceğim. Asla rafine şekeri bırakmayacağım. Olduğum gibi beslenmeme devam edeceğim, düzensiz besleneceğim gibi bir durum olursa yine tabii ki hani eğer karın bölgesinden rahatsızsak ve incelmeye çalışıyorsak yine güzel bir sonuç alamayız. Yani dediğim gibi bunlardan destek alabiliriz. Buna ek olarak spor da yapabiliriz ki yapmamız da gerekiyor zaten. Hepsi bir bütün, hepsi tamamıyla eğer uyumlu bir şekilde, güzel bir şekilde devam ederse çok güzel sonuçlar alabiliriz. Sıkılaşmamız da olur, incelmelerimiz de olur. Güzel sonuçlarımız olur. Yani şimdi hep böyle şeyi konuşuyoruz genelde, kilo vermeyi. Ama evet, bir de kilo alamayanlar kilo da var. Kilo alamayanların işi çok daha zor. Ve özellikle evet, bence de daha zor. Çok zor. Nasıl alabilirler? Şöyle, kilo almak isteyenler bence bu süreci sabırla yönetmeliler. Birazcık sabır gerektiren bir süreç ve zorlu bir süreç sizi bekliyor aslında. Bu süreçte bazı haftalar gram gram kilo alabileceğiz belki. Hani 200 gram aldığımız haftalar olacak, 300 gram aldığımız haftalar olacak. Bunlara çok çok sevinebileceğiz. Ama bazı haftalar da olacak. Regli dönemlerimiz olabilir kadınlarda. Erkeklerin çok aşırı derecede fiziksel aktivite yaptığı dönemler olabilir yine kilo almak isteyen erkek bireylerde. Bence çok sabırlı, dirayetli olmaları gerekiyor. Çünkü o dönemde kilo alamayabiliyorlar. Boyutça küçük şeyler tercih ederlerse, enerji bakımından büyük şeyler olursa bunlar güzel olur. Yani kuru yemişler, kuru meyveler tercih ederlerse bunlarla birlikte destekli bir şekilde güzel kilo alabilirler. Peki siz kilonuzu nasıl koruyorsunuz? Ben kilomu aslında korumuyorum. Yani bir düzene oturtmuşum. O şekilde devam ediyor aslında yıllardır böyle. Şöyle söyleyebilirim, çok az az deyip böyle sık sık yemek yiyenlerdenim ben. Belki de o yüzden koruyorum yıllardır. Sık sık yemek yediğim yani için keyif alıyorum. Yani aslında çünkü ben de az, evet, az ve sık sık yemek yemeyi tercih ederim. Kesinlikle. Bir de genetik yapı da çok çok önemli bence. Hani ailemde de zayıf bireyler olduğu için genelde bu şekilde ilerliyor.
Ama bence sık sık beslenmek çok doğru. Ben zaten çok tek başıma yemek yemeyi sevmediğim için hep böyle atıştırıp atıştırıp hop bir yarım saat sonra tekrardan bir yemek yemeye geçiyorum. Bu şekilde oluyor. Peki hızlı yemek ya da yavaş yemek etkiler mi? Kesinlikle. Yani uzun uzun çiğnemek gerekiyor. Bir de eğer hızlı hızlı yemek yiyorsak vücudumuz bunu algılamadan, yani beynimiz bunu algılamadan hop hemen bir gidiyor ama neyin gittiği belli değil. Bağırsaklarımız da tembelleşebilir bu durumda. O yüzden bağırsak tembelliği istemiyorsak, kabızlık gibi durumlar istemiyorsak bence yavaş yavaş, uzun uzun çiğneyerek tercih etmeliyiz. Teşekkür ederim. Aslında konuşacak çok konumuz var. Evet. Bitmez sorular da geliyor ama süremizin de sonuna geldik. Son olarak toparlarsak neler söylersiniz? Şöyle, diyetisyenlerin çok farklı alanlarda çalıştığına değindik zaten. İnşallah daha da böyle sadece kilo verme alanında değil, her alanda olduğumuzu görebilmelerini istiyorum. Genelde hastalıklarda diyet tedavilerinde de çok çok başarılı olduğumuzu söylemek istiyorum buradan. Bütün diyetisyenlerimin, hocalarımın hepsinin diyetisyenler günü kutluyorum. Teşekkür ediyorum size. Çok Biz güzel teşekkür ağırladınız. Ediyoruz. Çok sağ olun. Evet değerli izleyenler, bugün 6 Haziran Dünya Diyetisyenler Günü'ydü. Biz de diyetisyen Ceyda Atan'ı konuk ettik. Yarın saat 18'de tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.